Kuruluştan, dirilişten, Bilecik Söğüt'ten yolculuğumuz Bolu'nun Gerede'sine. Tarihi Keçi Kalesi'nden sesleniyoruz size. Gerede'nin en yüksek tepesi, arkamızda müthiş ormanlar ve Gerede ilçesi. Gerede'ye bugün misafir olmaya geldik. Bir içeriden bakacağız. Bakalım neler oluyor. Gerede'de hava soğuk, hala o yağmur devam ediyor. Şimdi ara sokaklarını gezerken Ramazan'la ilgili Fevzi Hocam'a sormak istiyorum. İftar sofralarında ne vardır farklılık burada, ne yapılır? Buradaki iftar sofralarımızda iftariyelik dediğimiz bizim gül reçelimiz vardır. Meşhur evet. Gül reçelimizdir. Atalarımızdan, yıllarımızdan beri kullandığımız. Onun yanında bir de peynirimizi, Gerede peynirimizi. Reçel ve peynir. Evet, rendeleriz. Fırından aldığım sıcak pidemizle de onu banarak yeriz. Hocam çok can çektirici oldu ya. Gördüğünüz bu top bir zamanlar savaşlarda kullanılmış, daha sonra Gerede'de Ramazan'ın geldiğini, iftarın artık tam vakti olduğunu bildirmek için kullanılmış. Şimdi de emekliye ayrılmış, burada bekliyor. Şu an Gerede'de bir ilginç atölyedeyiz. Burada kemer üretimi yapılıyor. Gerede'nin kaynaklarından geçimini sağlayan kaynaklardan bir tanesi de dericilik, doğal olarak kemer üretimi. Bu kocaman atölyede en enteresan, benim dikkatimi çeken, buradan iki tane parçayı arkadaşımız gördüğünüz gibi makineden verecek. Ne yapacağız şimdi? Yapıştıracağız abi. Yapıştıracağız. Buradan iki parça girdi. İşte burada kemer hazır hale geldi. Ramazan'ın ikinci günü, Haziran ayı, ama Gerede biraz yağmurlu ve serin. Biz de güzel bir mekandan içeri giriyoruz. Tam 45 yıldır burası Yusuf abinin tezgahı, kalaycı tezgahı, bakırcı dükkanı. Eski Ramazanlarla bugünkü Ramazanlar ne kadar değişti şimdi abi? Eski Ramazanlarda biz ta o zaman çocukluk yıllarımızda kış mevsimiydi. Evet. O zaman köyde yaşıyorduk zaten biz. Akşamları falan böyle ezan beklemeye giderdik. Babamız gönderirdi. O zaman apölle falan olmadığı için yayın biraz daha kısaydı. Ezan okunurken bize de bir meyve falan bir şeyler verirlerdi Ramazan açmak, oruç açmak için. Yolda biz gelirken o neşeyle, o çocukken orucumuzu açardık. Küçük yaşlıyken.